Merhaba arkadaşlar. Bugünkü konumuz I'm going to, yani yapacağım, edeceğim kalıbı. Gelecek zamanlardan iyi ki buna planlı gelecek zaman diyoruz. Eğer gelecekte bir işi yapmayı daha önceden düşünüp planladıysak I am going to ile ifade ediyoruz. I am going to do something. Ben bir şey yapacağım. Ne demekmiş? Mesela örnek üzerinde görelim. I'm going to watch TV this evening. Bu akşam televizyon izleyeceğim. Şu anda televizyonda bu gece ne var? Ona bakıyor. Çünkü neden? Televizyon izlemeye karar vermiş. Dolayısıyla bir şeyi planladıysak, daha önceden karar verdiysek, burada olduğu gibi arkadaşlar, I am going to kalıbıyla ifade ediyoruz. Şimdi she's going to watch TV this evening. Yani o bu akşam televizyon seyredecek diyoruz. Şimdi am is going to'yu gelecek zaman anlamında kullanıyoruz. Am is going to'nun kalıbına bakalım. Ayda I am going to, am getiriyoruz. He, she, it de, is going to getiriyoruz. We, you, they de, are going to getiriyoruz. Eğer cümleyi olumsuz yapacaksak I'da I am not going to diyoruz. Am not getiriyoruz emizarı burada. He, she, it de, isn't going to. We, you, they de aren't going to'yu kullanıyoruz. Örnekler üzerinde çekimleme yapalım. Mesela I am going to do, yapacağım. Going to'dan sonra bu arada yalın halde fiil kullanıyoruz. Dikkat edin. Do, drink, watch gibi. I'm going to do, yapacağım. I am not going to do, yapmayacağım. He's going to drink, o içecek. He isn't going to drink, o içmeyecek. She's going to drink, o içecek. She isn't going to drink, o içmeyecek. He is going to drink, o içecek. It isn't going to drink, o içmeyecek. We are going to watch, biz seyredeceğiz. We aren't going to watch, biz seyretmeyeceğiz. You are going to watch, siz ya da sen seyredeceksin ya da seyredeceksiniz. You aren't going to watch, sen seyretmeyeceksin ya da siz seyretmeyeceksiniz. They are going to watch, onlar seyredecek. They aren't going to watch, onlar seyretmeyecek diyoruz. Soru yaparken de arkadaşlar, emzarı ne yapıyoruz? Öznelerin önüne alıyoruz. Ve daha sonra going to yazıp fiili yalın halde kullanıyoruz. Mesela, am I going to buy? Ben satın alacak mıyım? Yes, you are. Evet, sen satın alacaksın. Veya no, you aren't. Hayır, sen satın almayacaksın. Bu da kısa cevabımız. Özür dilerim. Devam ediyoruz. Mesela, is he going to eat? O yiyecek mi? Yes, he is. Evet, o yiyecek. No, he isn't. Hayır, o yemeyecek. Is she going to eat? O yiyecek mi? Yes, she is. Evet, o yiyecek. No, she isn't. Hayır, o yemeyecek. Is it going to eat? O yiyecek mi? Yes, it is. Evet, o yiyecek. No, it isn't. Hayır, o yemeyecek şeklinde cevaplıyoruz. Devam edelim. Are we going to wear? Biz giyecek miyiz? Yes, you are. Evet, siz giyeceksiniz. No, you aren't. Hayır, siz giymeyeceksiniz. Are you going to wear? Sen giyecek misin? Yes, I am. Evet, ben giyeceğim. Veya no, I am not. Hayır, ben giymeyeceğim. Burada you'yu siz anlamında kullanırsak ne olur? Soralım tekrar. Are you going to wear? Siz giyecek misiniz? Yes, we are. Evet, biz giyeceğiz. No, we aren't. Hayır, biz giymeyeceğiz diye cevaplıyoruz o zaman. Sen anlamındaysa I ile yanıt veriyoruz. Siz anlamındaysa we ile yanıt veriyoruz arkadaşlar. Are they going to wear? Onlar giyecek mi? Yes, they are. Evet, onlar giyecek. No, they aren't. Hayır, onlar giymeyecek diyoruz. Devam edelim arkadaşlar. I am going to do something. Bir şey yapacağım ifadesinin anlamı. I have decided to do it. Onu yapmaya karar verdim. My intention is to do it. Niyetim onu yapmak. Daha önceden bir şeyi yapmaya karar vermişsiniz ve niyetiniz onu yapmaksa I am going to do kalıbını kullanıyoruz. I decided to do it. Onu yapmaya geçmişte karar verdim. Şimdi de ne diyorum? I am going to do it. Onu yapacağım diyorum gelecekte. Birkaç örnek daha bakalım. I'm going to buy some books tomorrow. Yarın birkaç kitap alacağım. Sarah is going to sell her car. Sarah arabasını satacak.
I'm not going to have breakfast this morning. Bu sabah kahvaltı yapmayacağım. I'm not hungry. Aç değilim. What are you going to wear to the party tonight? Bu geceki partide ne giyeceksin? Your hands are dirty. Ellerin kirli. Yes, I know. Evet, biliyorum. I am going to wash them. Onları yıkayacağım. Are you going to invite John to your party? John'u partine davet edecek misin? Evet, we also use present continuous. I am doing for the future, usually for arrangements. Biz aynı zamanda gelecek zamandaki planlı eylemler için şimdiki zamanında kullanırız diyor. Kişisel, şahsi planlamalar için bir önceki dersimizde öğrenmiştik. I'm going to Istanbul tomorrow. Yarın İstanbul'a gidiyorum. I'm playing tennis tomorrow. Yarın tenis oynuyorum gibi cümleler kurmuştuk. Şimdiki zaman şahsi, gelecekte yapmayı planladığımız şahsi planlarımızı söylerken kullanıyoruz. Aynen going to'da da bu durum var arkadaşlar. Her ikisini de kullanabilirsiniz. Going to da, ams are doing de, yani şimdiki zamanda ne yapıyor? Geleceğe yönelik kişisel planları ifade ediyor. Devam edelim C bölümüyle. Something is going to happen. Bir şey olacak dediğimizde bu ne anlama geliyormuş? Something is going to happen ne demekmiş? It is clear now that it's sure to happen. Şu anda açıkça olacağı görüldüğü zaman bir şeyin şu anda açık bir şekilde gelecekte bir şeyin olacağı görüldüğü zaman ne diyorsunuz? Onu going to ile ifade ediyorsunuz. Mesela ne demişler? Burada gökyüzünde kara bulutlar var. Ve bu kadın da ne diyor? It's going to rain. Yağmur yağacak diyor. Çünkü şu andaki emareler, şu andaki belirtiler yağmurun yağacağını söylüyor. Dolayısıyla biz de ne diyoruz? It's going to rain. Yağmur yağacak diyoruz. Birkaç daha örnek verelim. Look at the sky. Gökyüzüne bakın. It's going to rain. Yağmur yağacak. Black clouds now. Siyah bulutlar var şu anda. Bu neyi gösteriyor? Yağmurun, rain, yağmurun yağacağını. Oh dear, it's 9 o'clock and I'm not ready. Ah diyor, saat 9 ve ben hala hazır değilim diyor. I'm going to be late. Geç kalacağım diyor. Yani şu anda saat 9 ve hala hazır değilsem bu neye işaret ediyor? Geç kalacağıma. Dolayısıyla geç kalacağım derken going to'yu kullanıyoruz. 9 o'clock now and not ready. Saat 9 şimdi ve hazır değiliz. Bu neyi gösteriyor? Late. Geç kalacağımızı. Alıştırmalara geçelim. Birinci bölümle başlıyoruz. What are these people saying? Bu insanlar ne diyor? Ne diyor buradaki mesela? I'm going to watch TV. Televizyon seyredeceğim. Televizyon düğmesine basmak üzere. Ve ne diyor? Televizyon seyredeceğim. İki numaraya bakalım. Bir gazete almak için insanlar kuyruğa girmişler. Ve bu arkadaşımız da kuyrukta ne diyecek? Gazete alacağım diyecek. Yine I'dan sonra am going to kullanacağız. O zaman I am going to satın almak. I am going to buy. Gazete neydi? A newspaper. I am going to buy a newspaper. Ben bir gazete alacağım. Buradaki arkadaşlarımızın elinde futbol topu ve planları ne? Futbol oynamak. O zaman ne diyecekler bunlar? Biz futbol oynayacağız. We today'de are going to kullanıyorduk. Öyleyse we are going to futbol oynamak, play football. Biz futbol oynayacağız. Evet, bu arkadaşımızın planı ne? Banyo yapmak. Ne diyecek? Ben banyo yapacağım. Banyo yapmak neydi? Have a bath. Banyo yapmak. Öyleyse yazalım. I'dan sonra am going to getiriyordu. Öyleyse I am going to banyo yapmak, have a bath. I am going to have a bath. Banyo yapacağım diyor. Evet, ikinci bölümüne devam ediyoruz arkadaşlar. Complete the sentences. Use going to plus one of these verbs. Evet, going to ile aşağıdaki fiillerden birini kullanarak cümleleri tamamlayın diyor. Fiillere bakalım. Eat, yemek. Do, yapmak. Give, vermek. Lie down, uzanmak. Stay, kalmak. Walk, yürümek. Wash, yıkamak. Watch, seyretmek. Wear, giyinmek. Mesela birincisini yapmış bizim için. My hands are dirty. Blah, blah, them. Ellerim kirli. Onları ne yapacağım? Yıkayacağım diyeceğiz. Kim yıkayacak? Ben. Aydan sonra ne getiriyorduk?
am going to. I am going to diyoruz ya da buradaki gibi kısaltabiliriz. I'm going to diyebiliriz. Yıkamak neydi arkadaşlar? Wash. Burada üstünü çizmiş, kullanmış. Öyleyse I'm going to wash them. Ben onları yıkayacağım. İki numarayla devam edelim. What blah blah to the party tonight? Bu geceki partide ne? Evet, ne var burada? Bu geceki partide giymek fiilimizi kullanabiliriz. Bu geceki partide sen ne giyeceksin diye soralım. Şimdi ne yapıyorduk soru cümlesinde? You, we, they çoğul isimlerin önüne are getirip going to yazıp sonra da fiili yalın halde kullanıyorduk. Öyleyse are'ın önüne, özür dilerim, you'nun önüne are getireceğiz. Going to yazacağız ve fiili yalın halde kullanacağız. Yani o zaman ne oluyor? What are you going to wear to the party tonight? Bu geceki partide sen ne giyeceksin? 3 numara, I don't want to go home by bus. Otobüsle eve gitmek istemiyorum diyor. Ben ne yapacağım onu bulacağız. Otobüsle gitmek istemiyorsak yürürüz. Yani walk fiilimizi kullanabiliriz. Öyleyse I'dan sonra am going to getirip fiilin yalın halini yazıyorduk. Öyleyse ne olur cümlemiz? I am going to walk. Ben yürüyeceğim. 4 numara, John is going to London next week. Diyor ki John gelecek hafta Londra'ya gidiyor diyor. He blah blah with some friends. Birkaç arkadaşıyla ne yapacak? Kalacak diyelim. Stay kullanabiliriz. Evet, he, she, it tekil isimlerden sonra is going to getirip fiilin yalın halini kullanıyorduk. Dolayısıyla ne yazacağız? He is going to stay with some friends. O birkaç arkadaşıyla kalacak. 5 numara arkadaşlar. I'm hungry. Ben acıktım. I blah blah this sandwich. Ben bu sandviçi ne yapacağım? Yiyeceğim diyebiliriz. Eat. I'dan sonra am going to getirip fiilin yalın halini yazıyorduk. Dolayısıyla ne olacak arkadaşlar? I am going to eat this sandwich. Ben bu sandviçi yiyeceğim diyeceğiz. 6 numarayla devam edelim. It's Sharon's birthday next week. Gelecek hafta Sharon'ın doğum günü diyor. We, biz, blah blah, her a present. Biz ona bir hediye vereceğiz diyebiliriz. Vermek gibi arkadaşlar. We, you, they çoğul isimlerden sonra are going to getirip fiili yalın halde kullanıyorduk. Öyleyse we are going to give her a present. Biz ona bir hediye vereceğiz. 7 numara arkadaşlar. Sue says she's feeling very tired. Sue çok yorgun olduğunu söylüyor. She blah blah for an hour. Bir saat ne yapacak? Uzanacak diyebiliriz. Lie down. He, she, it tekil isimlerden sonra is going to getirip fiili yalın halde kullanıyorduk. Öyleyse ne olur? She is going to lie down for an hour. O bir saat uzanacak. There is a good film on TV this evening. Bu akşam televizyonda güzel bir film var diyor. Blah blah you blah blah it. Sen onu seyredecek misin diye sorabiliriz. Seyretmek watch'tu arkadaşlar. Soru cümlesinde ne yapıyorduk? You, we, they çoğul isimlerinin önüne are getiriyorduk. Daha sonra going to yazıp fiili yalın halde kullanıyorduk. Öyleyse are you going to fiilimiz neydi? Watch. Öyleyse are you going to watch it? Sen onu seyredecek misin diye soruyor. 9 numara yeni bir soru cümlemiz var. What blah blah Rachel blah blah when she leaves school. Okulu bitirdiğinde ya da okuldan ayrıldığında Rachel ne yapacak? Rachel okuldan ayrıldığında ne yapacak diye sorabiliriz. Yapmak do. Soru cümlesinde ne yapıyorduk? He, she, it tekil isimlerin önüne is getirip going to yazıp daha sonra fiili yalın halde kullanıyorduk. Yani ne yazacağız buraya? What is Rachel going to do when she leaves school? Yani Rachel okuldan ayrıldığında ne yapacak diye soruyoruz. Devam ediyoruz arkadaşlar. Look at the pictures. Resimlere bakın diyor. What is going to happen? Ne olacak diye soruyor. Birinci resmi bizim için yapmış örnek olarak. Gökyüzünde kara bulutlar var. Ne diyecek arkadaşımız? Yağmur yağacak diyecek. Nasıl diyorduk yağmur yağacak? It's going to rain. İki numara, burada bir raf var. Raf düşecek.
Ne diyoruz? Raf düşecek diyoruz. He, she, it tekil isimlerden sonra is going to getirip fiili yalın halde kullanıyorduk. Buradaki fiilimiz ne olabilir? Düşmek. Fall down. O zaman the shelf is going to fall down. Raf düşecek diyoruz arkadaşlar. 3 numarada araba sinyalini vermiş, sola dönecek. Araba sola dönecek diyeceğiz. He, she, it tekil isimlerden sonra arkadaşlar is going to getirip fiili yalın halde yazıyorduk. Öyleyse arabada tekil isim olduğuna göre the car is going to sola dönmek neydi arkadaşlar? Turn left. The car is going to turn left. Araba sola dönecek. Resme baktığımızda dördüncü resimde çocuk hazırlanmış topa doğru koşuyor. Yani ne yapacak? Topa vuracak. Topa vurmak kick the ball. Topa vurmak neymiş? Kick the ball. O zaman he, she, it tekil isimlerden sonra is going to getiriyorduk. Yazalım. He is going to kick the ball. O topa vuracak. 24. bölüme geçiyoruz arkadaşlar. What are you going to do today or tomorrow? Bugün ya da yarın ne yapacaksınız? Write three sentences. 3 tane örnek cümle yazın diyor. Ya bakalım örneklerimize. Siz de kendinize göre örnek yazmaya çalışın arkadaşlar. Burada benim yazdıklarım örnek olsun size. Siz de kendinize göre 3 tane yarın ya da bugün yapacağınız işi gelecek zamanla yazmaya çalışın arkadaşlar. Şimdi benim örneklere bakalım. Ne demişim? I'm going to read a book tomorrow. Yarın ben bir kitap okuyacağım. Başka ne demişim? I'm going to clean my room tomorrow. Yarın odamı temizleyeceğim. Başka ne demişiz? I'm going to cook chicken tomorrow. Yarın tavuk pişireceğim demişiz. Devam edelim alıştırmalarımıza. Evet. Make sentences by using the words in brackets with Ms are going to. Evet, diyor ki parantez içindeki sözcükleri kullanarak Ms are going to ile cümleler yazın diyor. Mesela vermiş birincisini. Not, I, ben, study, çalışmak, tomorrow, yarın, English, İngilizce. Ben yarın İngilizce çalışmayacağız diyeceğiz. Şimdi buradaki cümlede öznemiz bir kere ne? I. Olumsuz yapmamız istemiş. Olumsuzda ne geliyordu I'dan sonra? Am not going to. O zaman I am not going to ve fiilimizin yalın hali study. I am not going to study. Ne çalışmayacağım? İngilizce. I am not going to study English. Geriye ne kaldı? Tomorrow. Yazalım. I am not going to study English tomorrow. Ben yarın İngilizce çalışmayacağım. Evet, devam ediyoruz 2 numarayla. My sister, kız kardeşim, the dishes, bulaşıkları, wash, yıkayacak, after dinner, akşam yemeğinden sonra. Burada not verilmemiş, o yüzden yıkayacak diyeceğiz veya bir soru işareti yok. Yıkayacak mı demeyeceğiz. Öyleyse kız kardeşim akşam yemeğinden sonra bulaşıkları yıkayacak diyeceğiz. Şimdi cümleye öznemizle başlıyoruz. Yani my sister. Ne demiştik? He, she, it tekil isimlerden sonra is going to getirip fiili yalın halde yazarız. Burada fiilimiz ne? Wash. Yıkamak arkadaşlar. Öyleyse my sister is going to wash. Neyi yıkayacak? Bulaşıkları. Öyleyse my sister is going to wash the dishes. Geriye ne kaldı? After dinner. My sister is going to wash the dishes after dinner. 3 numara arkadaşlar. Stay. Kalmak. Tonight. Bu gece. You. Sen. At home. Evde. Sen bu gece evde kalacak mısın diye soracağız. Soru işaretini görüyoruz sonda. Öyleyse neyle başlayacağız? Soru kelimesi olmadığına göre emizardan bir tanesiyle başlayıp daha sonra going to yazıp fiilimizin yalın halini kullanacağız. Buradaki öznemiz you olduğuna göre you, we, they çoğul isimlerinin önüne are getirip going to yazıp fiili yalın halde kullanıyorduk. O zaman are you going to, fiilimiz ne burada? Stay. Are you going to stay? Nerede kalacaksın? At home. Are you going to stay at home? Geriye ne kaldı? Tonight. Yazalım cümlemizi. Are you going to stay at home tonight? Sen bu gece evde kalacak mısın? 4 numarayla devam edelim arkadaşlar. When married, you ve get verilmiş. When, ne zaman? Married, evlenmek. Daha doğrusu get married, evlenmek. You, sen demek. Sen ne zaman evleneceksin diyeceğiz.
Şimdi soru kelimemiz varsa soru cümlesinde bir kere her zaman en başa yazılır. When'i başa yazıyoruz. When burada olacak. Daha sonra soru sorarken you, we, they çoğul isimlerinin önüne are getirip going to yazıp fiilimizi yalın halde kullanıyorduk. Öyleyse when are you going to gelene kaldı get married evlenmek. When are you going to get married? Sen ne zaman evleneceksin diyor. 5 numarayla devam edelim. 5 numarada ne demiş arkadaşlar? Arrive gelmek, she, o, how, nasıl, at home eve, after the party, partiden sonra. Burada bir soru soruyoruz. Diyoruz ki o partiden sonra eve nasıl gelecek? Şimdi burada bir soru kelimemiz varsa bir kere cümle soru kelimesiyle başlar. How'u en başa yazıyoruz. He, she, tekil isimlerin önüne is getirip going to yazıp fiili yalın halde kullanıyorduk. Öyleyse how is she going to fiilimiz arrive. Nereye gelecekti? Eve. How is she going to arrive at home? Geriye ne kaldı? After the party. How is she going to arrive at home after the party? O partiden sonra eve nasıl gelecek diye arkadaşlar soruyoruz. Burada soru kelimesinin öne geleceğini bileceğiz. Öznemizden önce emizardan hangisini getireceğimizi bileceğiz. Going to yazıp fiili yalın halde kullanıyoruz. Fiilimizin nesnesi neyse onu yazıyoruz. Mesela gelmek. Nereye gelmek? Eve gelmek. Bu ikisi birbirinden ayrılmaz. Her fiilin bir nesnesi şimdi fiillerin nesnesi olur. Nesnesi olmasa direkt zaman zarfı neyse onu ekleriz. Ama nesnesi var mı diye kontrol ediyoruz. Nasıl? Mesela gelmekse nereye gelmek? Gitmekse nereye gitmek? Almaksa neyi almak? Şeklinde sorduğumuz zaman bize nesne cevap verir. Mesela nereye, partiden sonra nereye gelecek? Eve gelecek. Bize cevap verdiği zaman hemen fiilimizin arkasına onu yazmamız gerekiyor. Fiillerle nesneleri birbirinden ayırmayacağız arkadaşlar. Sevenleri birbirine kavuşturacağız arkadaşlar. Şimdi devam ediyoruz 6 numaralı sorumuzla. Ne yapıyoruz? Soru yapıyoruz yine. Ne demiş? Arrive, gelmek, we, biz, in Bingöl, Bingöl'e biz, gelmek, what time, saat kaçta? Saat kaçta biz Bingöl'e geleceğiz diye soracağız. Şimdi bu cümlede ne yapacağız arkadaşlar? Yine soru yapacağız. Soru kelimemiz varsa bir kere en başa yazıyoruz. What time'ı yazdık. Daha sonra arkadaşlar soru soruyorsak ne yapıyorduk? Öznelerin önüne emzar getirip going to yazıp daha sonra fiili yalın halde kullanıyorduk. Burada you, we, they çoğul isim grubundan we'yi görüyoruz. You, we, they çoğul isim grubunda ne yapıyorduk? Öznelerin önüne are getirip going to yazıp fiili yalın halde kullanıyoruz. What time ile başladık. What time are we going to arrive in Bingöl? What time are we going to arrive in Bingöl? Biz Bingöl'e saat kaçta geleceğiz? Devam ediyoruz 7 numaralı sorumuzda. Hemen burada not'ı görüyorum arkadaşlar. Demek ki olumsuz cümle yapacağız. Devam ediyoruz. Evet. Diyor ki my uncle study okumayacak. Medicine tıp okumayacak. At the university. Üniversitede amcam tıp okumayacak diyeceğiz. Şimdi ne yapıyoruz burada? Olumsuz cümle. Olumsuz cümleye öznemizle başlıyoruz. Yani my uncle'ı bir kere en başa yazıyoruz. Amcam. Yapmayacak, etmeyecek dediğimizde am not going to, isn't going to ya da aren't going to kullanıyorduk. He, she, it tekil isim grubunda isn't going to kullanıyorduk. Burada da my uncle tekil isim grubunda yani he, she, it tekil isim grubunda. O zaman my uncle'dan sonra isn't going to getirip fiili yalın halde yazacağız. Burada fiilimiz study, okumak anlamında. Yani bir yerde eğitim görmek manasında kullanılıyor. Öyleyse my uncle isn't going to study. Ne okumayacaktı? Tıp okumayacak. Bak nesnem hemen geliyor. Arkasından yazıyorum. Ne okumayacak? Tıp okumayacak. Soruma yanıt veriyor. Öyleyse fiil ile nesneyi birbirinden ayırmıyoruz. My uncle isn't going to study medicine. Geriye ne kaldı? At the university. My uncle isn't going to study medicine at the university. Benim amcam ya da dayım anlamında da kullanılır uncle. Benim amcam üniversitede tıp okumayacak. Diğer bölüme geçelim arkadaşlar. 6. bölümümüzde ne yapacağız? Write questions with sorular yazacağız. Emizar going to ile başlayan
sorular yazacağız. Şimdi birincisiyle başlayalım. I am going to stay at home tonight. Ben bu gece evde kalacağım. And you, ya sen. Sen bu gece evde kalacak mısın diye soracağız. Yani you'ya soruyoruz. You'ya sorarken ne yapıyorduk? You, we, they, çoğul isimlerinin önüne are getirip going to ekliyorduk. Daha sonra da fiilin yalın halini kullanıyorduk. Yani are you going to, fiilimizin yalın hali stay. Are you going to stay? Nerede kalacak mısın? Evde. Are you going to stay at home? Geriye ne kaldı? Tonight. Are you going to stay at home tonight? Sen bu gece evde kalacak mısın diye soruyoruz. İki numaralı sorumuz. She is not going to work tomorrow and your father. O yarın çalışmayacak ya senin baban. Senin baban yarın çalışacak mı diye soracağız. Şimdi soru cümlesinde he, she, it tekil isim grubunun önüne ne getiriyorduk arkadaşlar? Burada your father, senin baban tekil isimdir. He, she, it tekil isim grubunun önüne is getirip going to yazıp fiili yalın halde kullanıyorduk. Öyleyse your father'ın önüne is getireceğiz. Going to yazıp fiilimizi yalın halde kullanacağız. Peki buradaki fiilimiz ne? Work, çalışmak. Öyleyse yapalım. Is your father going to work? Geriye ne kaldı? Tomorrow. Is your father going to work tomorrow? Yarın senin baban çalışacak mı? Üç numaralı sorumuzla devam edelim arkadaşlar. He isn't going to come to the party and Jenny. Diyor ki o partiye gelmeyecek ya Jenny. Jenny partiye gelecek mi diye soracağız arkadaşlar. Öyleyse he, she, it tekil isim grubundan burada Jenny'yi görüyoruz. Jenny de tekil isimdir. He, she, it tekil isimlerde ne yapıyorduk? Öznelerin önüne is yazıp going to ekleyip fiili yalın halde kullanıyorduk. Yani Jenny'nin önüne is yazacağız, going to ekleyeceğiz, sonra da fiili yalın halde kullanacağız. Buradaki fiilimiz ne? Come, gelmek. Öyleyse yapalım. Is Jenny going to come? Neye gelecek, gelecek mi? Party'ye. To the party. Is Jenny going to come to the party? Is Jenny going to come to the party? Jenny partiye gelecek mi? 4 numara. We aren't going to learn French and your friends. Biz Fransızca öğrenmeyeceğiz ya senin arkadaşların? Senin arkadaşların Fransızca öğrenecek mi diye soruyoruz. Burada çoğul isim var. You, we, they çoğul isim grubunda ne yapıyorduk? Öznenin önüne are getirip going to yazıp fiili yalın halde kullanıyorduk. Öyleyse your friends'in önüne are getireceğiz. Going to'yu ekleyeceğiz ve fiili yalın halde kullanacağız. Fiilimiz ne burada? Öğrenmek. Öyleyse yapalım. Are your friends going to learn? Ne öğrenecek mi? Fransızca. Are your friends going to learn French? Arkadaşların Fransızca öğrenecek mi? Are your friends going to learn French? Arkadaşların Fransızca öğrenecek mi? 5 numara. She isn't going to invite you and you. O seni davet etmeyecek ya sen. Sen onu davet edecek misin diye soruyoruz. You, we, they çoğul isimlerinin önüne are getiriyoruz. Going to ekliyoruz. Sonra da fiili yalın halde kullanıyoruz. Burada da aynısını yapacağız. Öyleyse yapalım. Buradaki fiilimiz ne bu arada? Invite, davet etmek. Öyleyse are you going to invite kimi? Onu davet edecek misin? Kimi davet edecek misin? Onu. O zaman are you going to invite onu? Neydi she'ler için onu? Her. Öyleyse are you going to invite her? Sen onu davet edecek misin? Şeklinde sorduk. 6 numara. They aren't going to drink coffee and she. Onlar kahve içmeyecek ya o? O kahve içecek mi diye soracağız. He, she, it tekil isim grubunda nasıl soru yapıyorduk? He, she, it'in tekil isimlerin önüne is getirip going to yazıp fiili yalın halde kullanıyorduk. Buradaki fiilimiz ne? İçmek, drink. Öyleyse yapalım. She'nin önüne is getireceğiz, going to yazacağız ve drink fiilimizi ekleyeceğiz. Yapalım. Is she going to drink? Ne içecek mi? Kahve, coffee. Is she going to drink coffee? O kahve içecek mi? Son sorumuzu da yapalım. Paul isn't going to do the shopping tomorrow and Jane.
Paul diyor yarın alışveriş yapmayacak ya Jane diyor. Jane yarın alışveriş yapacak mı diye soracağız. Şimdi Jane, he, she, it tekil isim grubuna girer. Çünkü Jane tekil isimdir. Öyleyse he, she, it tekil isim grubunda ne yapıyorduk? Öznelerin önüne is yazıyorduk. Going to ekliyorduk. Ve fiili yalın halde kullanıyorduk. Yani Jane'in önüne is yazacağız. Going to ekleyeceğiz. Ve fiili yalın halde kullanacağız. Buradaki fiilimiz ne? Alışveriş yapmak. Do the shopping. Yapalım o zaman. Is Jane going to do the shopping? Geriye ne kaldı? Tomorrow. Is Jane going to do the shopping tomorrow? Jane yarın alışveriş yapacak mı? Evet, bugünkü dersimiz de bu kadar arkadaşlar. Bir dahaki derste görüşmek üzere. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın.